Merhaba, istediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan WOM TV'de Bir Yazar Bir Eser programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum şair, yazar, çevirmen, dramaturg ve oyuncu Tarık Günersel. Oluşmak adlı kitabıyla bizimle birlikte bugün. Merhaba. Merhaba Burcu Hanım, çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sizi görmek çok güzel, kabul ettiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Şimdi daha da iyiyim. Böyle değerli dünyadaşlarla buluşunca kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Peki, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Tarık Günersel? Ben de bilmiyorum. Arasını hatırlamak için Wikipedia'ya bakıyorum. Evet, ben de oraya baktım zaten. Kendime katkıcı öğrenci demeyi yeğliyorum. Ne güzel. Öğrenmeyi seviyorum. Evet. Ufak tefek katkılarda bulunmayı seviyorum. Çaba en azından. Evet. Damlayım. Evet. Ama okyanusta damlayım. Göl olmaktansa okyanusta damla olmayı yeğleyen kişilerdenim. Ve bana düşeni yapmaya çalışıyorum. Kendimi dünya uygarlığı gönüllüsü sayıyorum. Evet. Dünya Uygarlığı Projesi 8 yıl önce uluslararası bir oluşum biraz başlatmıştım. Epey düşündükten sonra iddialı nitelemelerden kaçınıp işte hani Dünya Uygarlığı Projesi başlatıcısı veya koordinatörü değil, Dünya Uygarlığı Gönüllüsü. Çok güzel. Ve bunun da şeyi çok basit. Ben de bu gezegendeyim. Ben de sorumluyum. Bu kadar. Evet. Dünya görüşüm bundan ibaret. Evet. Peki, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunusunuz. Evet, beni hoşgörüyle mezun ettiler. Çok tatlı. Yazma macerası ne zaman başladı? Oradan tiyatroya geçiş nasıl oldu? Böyle hepsi birbirine paralel mi gitti? Kalman çorman. 60 yıl önce başladı. Aksakalımı sıvazlayarak söyleyeyim. Yani 8 yaşımda filanken ilk diyaloğumu yazdım. Yalın, yoğun, gerilim şey. O duruyor arşivimde. Ve yani genler, çevre, yetiştiriliş, teşvik, arzu, çaba, yılmamak. Evet. Bütün bunlar birleşince de işte bir de ölmeyince bu yaşa vardım. Çok destek gördüğümü söyleyebilirim. İşte kitaplar yayınlandı filan, böyle bir şeyler. Beni yayınlayan yayıncılar hep zararla uğramıştır. Bazıları batmıştır. Amerika'da çıkan Dünya, Günümüz Dünya Edebiyatı dergisi var. World Literature Today. Benimle yapılan bir röportaj şöyle bitiyor. Ben worst seller yazarıyım yani. En kötü satan, en az satan. Zaten okurlarımın çoğu da yazar. bu benim hiç sorunum değil. Ben bana düşeni yapmaya özen gösteriyorum. Ve ilkokulda işte opera sevgisi, tiyatro, tiyatrocu, bir gün tiyatrom olacak dedim. İşte yazar olacağım tabii yani. Bunlar bir şey değil benim için. Olmadı. Normalim bu oldu. Ondan sonra 11 yaşımda da daktiloda mektuplarımı yazıp karbon kağıtla arşiv oluşturmaya başladım 1964'te. İleride nasıl olsa önemli bir yazar olacağım. Benimle ilgili araştırmalı kitaplar yazılacak. Araştırmacılara kolaylık olsun diye şimdiden arşiv oluşturmaya başlayayım dedim. O yaşta bunu düşündünüz. Evet. Ve böyle böyle gitti. Ben aslında az konuşan bir insanım ama bazı durumlarda böyle çok konuşuyorum. Aşk olsun, zaten konuşun diye çağırdım. Peki, bir noktadan sonra bantlanabilir burası. Aşk olsun. Burada oluşmak. Evet. 19 yaşımda başladı. Kendi anayasama doğru diye bir şey yazdım o zaman. Evet. Bazı temel görüşlerim ve bazı hoşuma giden fikirler, alıntılar. Sonra dedim ki yazarken
kendi anayasam demeye hakkım yok, daha çok gencim. Ama kendi anayasama doğru diyebilirim. Evet. Bu zaten bu ikiz faktör, yani iddia ile tevazu birlikte fena olmuyor olabildiğince. Evet. İddiasızlık hamlesizliğe yol açar. Tevazudan yoksunluk ise sefilliğe yol açar. Yani daha da sefil olabilirdim demek istiyorum. Ne demekse o. Bir de Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. Böyle bir siyasi parti kursam adını böyle koyarım. Nasrettin Hoca'nın torunları partisi. Bunu unutmuş gibi yaşıyoruz. O yüzden gülümseyerek ve bir eğlendirmeyi seviyorum. Palyaçolara çok saygım var. Yani böyle bir hayat bir takım oyunu. Evet. Ve imece değerli bir kavram. İmece kavramını İngilizceye taşımak istiyorum. Bunun çabam var. Bütün dünya dillerine imece kavramını, bir başka parti kursam adını imece partisi koyarım. Yani başka bir siyasi kelimeye gerek yok. Sizlerin emekleri de dünya imecesine, dünya uygarlığı imecesine katkı. Sizin evet. Bu programınız hepimizi geliştiriyor. Teşekkürler. Hepimiz öyle olsun diye başladık. Umarım öyle oluyor. Eminim. Diğer eserlerinizden birazcık bahsedelim. Ben önüme notlar almıştım. Otmopil'de akşam. Otmopoli'de akşam. Otmopoli. Otmopoli, burada özür ilk kez açıklayayım. Özür dilerim. 1982'de basılmış. Tabii. Evet. Şöyle söyleyeyim. Benim şiirlerim ilk yayınlandığında 1976 Mayıs'ında, ne oluyor, 45 yıl önce, Birikim Dergisi'nde Murat Belge ile Can Yücel yayınlamışlardı. O ilk yayına götürüşüm. Kaç yıldır yazıyordum? İlk kez götür. 14 yıldır yazıyordum. 15 yıldır yazıyordum. Tahir Abacı, şair, yayıncı dostum, hukukçu arkadaşım. 29 yaşında Suudi Arabistan'a uçacağım gün, 82 yılında, 12 Eylül darbesi ertesinde, askerliğimi bitirince, Otmopoli'de akşam. Otmopoli kelimesini ilk defa burada açıklıyorum şimdi. Evet. Ottoman ile poli, şehirden birleştirdim. Evet, benim önümdeki notta yanlışmış çünkü. Otmopoli aslında, burada otmopil deyince. O, pili de hoş, o da bir versiyon. O da bir versiyon. Belki bundan sonra öyle yaparım adını. Düşüneyim. Efendim? Şiir alanında, ben aslında tek eser yazıyorum. Buna 20 yaşında karar verdim. 20 yaşında yazdığım kararlarımdan biri o. Tek eser, çok kısaca şey yaparsak, ben yaşadığım sürece gelişecek, öldüğümde bitmemiş olacak bir mozaik destan. Çeşitli türlerde. Dolayısıyla Bangladeş'e davet edildiğim zaman 2 yıl önce sordular bir röportajda. Kaç kitabınız var dediler. Saymadım dedim. Çok değil. Yani belki 20 falan. Saymayı reddediyorum. Çünkü önemi yok. Çünkü ben tek eser yazıyorum. Yazdığım her eser o eserin bir bölümü mü oluyor? Evet. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla şiirler mozaiği, öyküler mozaiği, özdeyişler veya aforizmalar mozaiği, piyesler. Mesela 1992'de birden aklıma geldi. Shakespeare'in stratejik hatası nedir? Neydi? Shakespeare'in stratejik hatası neydi? Soruya bakar mısınız ne kadar küstahça? Ama çok cüretkar. Evet. Bu soruyu 1995'te sevgili Necmi Alpay, büyük eleştirmenimiz, şiir incelemecimiz, dostumuz. Ben de röportaj yaparken bu röportajı böyle bitirdim ve dedim ki 1995'teydik. Evet. Cevabım hazır ama 2000 yılında açıklamayı yeğlerim. Ben de zaten ancak 5 yılda bir röportaj yapılır. 2000 yılında yapılmadı, 2005'te açıkladım. Şimdi şu,
Homeros dendiğinde akla ne gelir? İlyada, Odise. Değil mi? Evet. Dante. İşte ilahi komedi. İlahi komedi. Aslı komediymiş gerçi de ilahi sıfatı eklenmiş. Hı hı. Goethe dendiğinde akla ne gelir? Hani çeşitli şeyler gelir ama temel meşgalem dediği büyük eseri 60 yılını vermiş Faust. Evet. Peki Shakespeare denince ne gelir akla? Çok şey. İşte, Hamlet, Kral Lear. İşte hata bu. Tek eser mi gelmeliydi? Ha. Şimdi verilere göre son 4 yılında pek bir şey yapmamış. Köşesine çekilmiş. Şimdi yazdığı piyesleri ve şiirleri seçip böyle bir yeniden yazsaydı, kompoze edip ortaya bir destan çıkarsaydı. Nasıl bir destan olurdu? Nasıl bir eser olurdu? İşte ben yazdığım her piyesin edebi versiyonunu da yazarım. Bu diyalog türünde olur. Diyalog türü çok önemli, ihmal ediliyor. Evet. Efendim işte öyküydü, şiirdi, destandı, çeşitli türler, roman, novella olabilir. Çünkü piyes eski ifadeyle na tamam bir türdür. Sahnede tamamlanır. O yüzden piyes mesela iyi bir romancı olmak için bence iyi piyes yazarı olmak lazım önce. Evet, karşılıklı diyalog yazabiliyorsanız bir de yapı. Kurguya onu oturtturabilirsiniz. Şimdi yapı. Mesela iyi romancı olup kötü piyes yazan çok. Niye? Çünkü romanda alışmış. Oh, döşen istediğin kadar. Evet. Yapı kayıveriyor. Halbuki piyes disiplininde buna bir de şiir disiplini eklerseniz tadından yenmeyecek. Yani evet, artık ne diyeyim. İşte böyle. Seyircilerimizin eğlendiğini umuyorum bunları söylerken. Evet, kesinlikle. İzlerken çok büyük keyif alacaklar diye düşünüyorum. Planlar kalıntı olduğu zaman 1983'te çıkan şiir kitabınız, değil mi? Evet. Muhafız gücü bir, hayal gücü sıfır. Şiirler ve yazılar 1989. Evet, 12 Eylül odaklı. Evet. Zaman denen oyuncak 1999. Aforizma türünde bir eseriniz olduğu yazıyor. Evet, Uzay bilimi, özdeyişler 1993. Evet. Öyle çeşitli şeyler var. Çeviri alanında da işte Uğur Ündostun'la birlikte Samuel Beckett'in Godoy'u beklerken iki dilden çevirdik. Benim son çevirim ve gerçekten son olacak çevirim. Çünkü bundan sonra başka yazara zaman ayıramayacağım, özür diliyorum. Hamlet. Böylece beni ilkokulda etkileyen Shakespeare, To Be or Not To Be sözü beni çok etkilemişti ilkokulda ve ben de bu yalınlık ve yoğunlukta yazmalıyım demiştim. Ona yani çevirilerinden pek haz edemediğim için Shakespeare'in Türkçe çevirilerinden yani bir de ben yapayım dedim. Bir Hamlet de ben çevireyim dediniz. Evet. Eşimin de Füsun'un da desteğiyle o da çıktı bu arada. Bundan sonra başka ancak kendi yani bazen Türkçe yazıp İngilizce'ye çeviriyorum, İngilizce'de yeniden yazıyorum. Bazen İngilizce yazıp Türkçe'de yeniden yazıyorum. Artık ömrümün kalan meçhul süresinde yapmak istediğim şeylerden biri mozaiği iyice hazırlamak. Evet. Dost destan. Ve şimdi değinmeyeceğim başka projeler de var. Birkaç dilin daha tadına bakmak istiyorum. Dil öğrenmek. Güzel, çok güzel. Yani dil öğrenmek çok iddialı geliyor. Çeşitli dillerin tadına baktım bugüne kadar. Onu biraz ortaya karışık yapmak istiyorum. Güzel. Peki izleyicilerimizin içinde iyi okuyan izleyicilerimiz var ben biliyorum. Onlar sizin kitaplarınızı edinmek isterlerse tüm kitapçılarda bulabilirler. Hani kitap... kadar worst... Hiçbir kitapçıda bulamazsınız. Bulamazlar mı? Değerli dünyadaşlarım, benim kitaplarım satılmaz. Türkiye'de 300 okurum vardır. Ay. İyi okurlardır. Ve hiç umurumda değildir. Yani kimsenin okuyup okumadığı. Yani ben bana düşeni yapmaya çalışıyorum. Ha, internetten edinilebiliyor. Evet. Öncelikle oluşmak hoşunuza gidebilir. Burada biraz gezebiliriz. Evet, biraz bahsedebilir miyiz? Olur. Bir de Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Hamlet çevirim. Tek başına Hamlet çevirisi yetmiyor çünkü 10 kadar Hamlet çevirisi var. Evet. O yüzden
İşte Tarık Günersel. Suda zor bir soyadı. Bazen N konuyor L yerine sona filan. Yapacak bir şey yok. Yaşama düşünceleri 6011. Bu kendim için kılavuz. Ben kim oluyorum ki başkası için kılavuz hazırlayayım? Ve herkesi de kendi kılavuzunu hazırlamaya davet ediyorum. Evet. Bir çağrıdan sonra dünya bilgeliğinden süzülüm adını verdiğim kısacık iz düşümler var. Dünyadan çeşitli atasözleri, kendi özdeyişlerimden birkaç tane ve kızım Adalet Barış Günersel'in, Barış'ın, Doktor Adalet Barış Günersel'in gelecekle ilgili 17 yaşında yazdığı bir şiir var, İngilizce şiir. Onun Türkçesiyle birlikte var, o da gelecekle ilgili. 10 yıl önce çıkmıştı. Felsefe denebilir tür olarak. Ve Seneca'nın özdeyişiyle başlıyor. Felsefe yaşama sanatını geliştirme yoludur. Doğru. Hepimiz evet. Felsefe yaparız. Bir iki şey okuyayım mı? Tabii. Nasıl arzu ederseniz memnun olurum. Bu şöyle başlıyor. Alıntılarla çağrı. Doğaya sevgi, emeğe saygıyla. Yaz. Anlatmaktan çok anlamak için. Ve sevin. Seni az da olsa anlayan en az bir kişi vardır artık. Kendin. Yaratıcılık için hırs gerekmez, coşku yeter. Acı ve keder gerekmez, yaşama sevinci yeter. Güçlü olmaya çalışmak, kendini zayıf saymaktır. Başarılı olmaya çalışmak, başarıyı zorlaştırır. Çiçek açmaya çalışır mı? Açar. Atlıyorum. Güne kendinle başla, yazarak. Yaşa yaratıcı bir özellikle, kul köle olmadan. Zamanı yönetemezsin ama zamanını yönetebilirsin bir noktadan başlayarak. Yakınma, yakınlaş. Dışlayan dışlanır. Tevazu enerji tasarrufudur. Verimliliğe yardımcı olur. Olumlu sınırlar seç. Sakinlik sığlaştırmaz okyanusu. Her şey geçici ama değersiz mi? Beş duyuyu küçümseyen dolu yaşayabilir mi? Sezgiyi küçümseyen iyi bilebilir mi? Bilgi, bilgi değil, sanıdır genellikle. Atlıyorum. İzlerle gelir, izlerle gideriz. Katkılar, katkılara yol açsın. Yaşama sevinci iyi arkadaştır, dinlersen. Kendi kılavuzunu yaz, alıntılar ve eklerinle, değişimleri açık olarak. Doğayı yönetemezsin ama onunla dans edebilirsin. Maskeli karanlık değil, ışık olsun ışık. Ötede ne ışık var ne karanlık. Geride izler sadece bir süre için. Güzel olsun izlerin. Yalın, yapıcı, derin. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben bunu şiir saymıyorum. Fakat şiirsel felsefe, felsefe ile şiiri yeniden buluşturmak. Evet. Vesaire. Evet. Çabaları. Evet. Peki canınız istediği zaman mı yazıyorsunuz yoksa epeydir yazmadım artık yazmam lazım diye oturup yazıyorum? Her gün yazıyorum. Güne yazarak başlıyorum. 5 civarında kalkıp. Normalde niyetim öğleye kadar interneti açmadan yazmak ve ondan sonra işte okuma, bazı miktar iletişim filan. Öyle 40 yaşımda her zaman, her an, her yerde yazma disiplinine kavuştum. Birçok kişi, aslında herkes yazabilir, herkes yazar olabilir. İki engel oluyor o konuda. İki yanlış öğüt var. Bunlardan biri şu: önce çok oku ki yazasın. Bu yanlış bir öğüttür, yanıltıcıdır. Bir lisede yaratıcı yazarlık dersine davet edilmiştim. Birkaç öğretmen vardı, bir öğrenciler. Dedim ki mümkün olduğu kadar az okuyun. Öğrencilerin gözleri parladı, öğretmenler tedirgin oldu. Bir es verdim. 5000 kitap mesela dedim. Yani daha az olur mu? Zaten mümkün olduğu kadar az, 5000 kitap filandır yani. Ondan sonra
Şimdi şöyle, önce oku sonra yaz yerine ben tam tersini savunuyorum. Önce yaz ki daha iyi okuyabilirsin. Evet. Bir de şu var, gittikçe insanın morali bozulur. Özellikle ustaları okuyunca. Gittikçe yazmaya ket vurur insan. Evet, ben böyle yazamam diyorsunuz. Ya tabii. Ama sen de sen gibi yazarsın. Sen olarak yazarsın. Evet. Şimdi eşim kızımızı doğurduktan sonra hastanede 10 sayfayı el yazısıyla yazmış. Kızımız 30 yaşına gelince buldu o defteri. Ay, çok mutlu güzel. Olduk. Edebiyat odur. Evet. Edebiyat yaşamaktan bizim çıkardığımız o cebelleşme, araştırma, nutuk atmayan araştırma ve danışma sürecidir. Evet. Böyle bir maceradır. Birçok kişi bir seferde iyi şey yazmaya çalışır. O da yanlış. Yani tadını çıkarın değişiklikler. Ben bir şiirimi 46 yılda bitirdim. 2 sayfa. Bitirdiğimi sanıyorum. Hiçbir eserime nokta koymam. Virgül. Kendimi engelleyemem yani. Evet. Zaten filan. Devam ediyor eseriniz hala. Bravo. Aynen öyle. Evet. Peki oyunculuğun neresindesiniz? Rol aldığınız diziler var, filmler var. Evet. Ben oyunculuğa yani ilkokulda başladığımı söyleyebilirim. Annem operaya götürdüğünde palyaçonun trajedisi beni çok sarsmıştı. Eve dönünce palyaço makyajı yapıp kendimce arya söyleyip ağladım. Tiyatro aşkım, opera aşkım o zaman başladı. Ki daha sonra 15 yaşımızda Selman'a da dahi bestecimiz, onunla tanıştırıldık. Ve bugüne kadar da Hamlet operamız da yeni bitti. Evet. Bu arada. Evet. İkinci Hamlet operası dünyada. İlki 19. yüzyılda bir Fransız besteci tarafından yazılmış. Biz ikincisini Türkiye'den iki Türk sanatçı. Bunları niye yapıyorum? Vallahi yoksa çok sıkılırım. Eğlenmek için yapıyorum. Felsefe, bilim, siyasal şeyler bunlar benim için hoş eğlenceler. Yoksa çok gerçekçe bir dünya gündemi var ne yazık ki. Ya yani buna hapsolmayı reddediyorum. Ve şimdi öğrencilerim, 12. sınıf öğrencilerim üniversite sınavına girecekler. Onlar istiyorlar ki böyle kolayca bitirebilecekleri, bitirdikten sonra hemen iş bulabilecekleri bir bölüm olsun, rahat para kazansınlar. Ama bu arada da eğlensinler. Siz şimdi ben bu işleri eğlenmek için yapıyorum deyince ben haddim olmayarak diyeceğim ki bir aile reisi olarak tiyatrodan mı para kazandınız, yazarlıktan mı yoksa İngiliz dili ve edebiyatı bitirdiğiniz için onunla ilgili herhangi bir iş yaparak mı? Ben aile reisi hiç olmadım. Eşimle birlikte eş başkanlık. Kızımız da dahil aslında. Yani biz tam üçlü bir takım olarak. Ben takım oyununa önem veriyorum. Ve rejisörlük anlayışım da öyle. Kiralık Konak romanını malum Kara Osmanoğlu'nun. Hı hı. Onun sahne uyarlamasını yazmıştım. 2004'te, 2005'te sahneye koyuyoruz. Oyuncu arkadaşlara dedim ki lütfen aklınıza gelen her şeyi sorun, söyleyin, eleştirin, öneride bulunun. Ben evet uyarlamayı yazdım. Aynı zamanda yönetiyorum. Bu sizi korkutmasın. Son söz mecburen benim ama bu söz son söz birçok durumda peki olabilir yani. Ve herkes çok özgürce yaşadı. Herkes çok mutlu oldu ve sonunda çok ipek halı ördük el birliğiyle. Ve ilk temsil kutlamasına giderken birden rejisörlüğün ne demek olduğunu anladım benim için. Sinerji sorumlusu. Oo, güzel. Aslında herkes sinerji sorumlusudur. Baştaki kişi daha da sorumludur. O yüzden ciddi bir demokraside en başta kim varsayılıyorsa onun en demokrat olması gerekiyor ki sesler çoğul olabilsin. Evet. Senfoni oluşabilsin. Evet. Peki ben gençlere diyorum ki mutlu olabileceğiniz mesleği seçin. Ama işte mutlu olabileceğim meslekte Türkiye şartlarında nasıl geçineceğim? Ben de şu soruyu öneriyorum. Mesela çocuğa şöyle sorulur ya hani ne olmak istiyorsun? Hı hı. Peki şu soru nasıl olur? Nasıl yaşamak istersin? Evet.
Bence önce nasıl yaşamak istediğini insan karar versin. Evet. O hayat tarzına hangi meslekler, hangi alanlar el verir? İkinci soru. Evet. Mesela nasıl bir ülkede yaşamak istiyorumdan önce bir soru var. İlk soru o değil. İlk soru ne? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum? Evet. Ona göre nasıl bir ülke? Nasıl bir şehir? Nasıl bir mahalle? Nasıl bir sokak? Nasıl bir ev? Nasıl bir aile? Nasıl bir ben? Evet. Dolayısıyla meslek seçimi değil, hayat tarzı seçimi önemli. Ben 13 yaşında İngilizce dersi vermeye başladım, harçlığımı kazanmaya başladım. Genellikle İngilizce dersi verdim. Sonra 38 yaşımda Gencay Gür'ün genel sanat yönetmeniyken Hilmi Yavuz'da değerli şair ustalarımızdan onun da İstanbul Belediyesi'nde Kültür İşleri Daire Başkanı'ydı. Bizi tanıştırdı. Ve Gencay Hanım benim dosyamı gördükten sonra bir unutamayacağım zarif bir, yani ödül gibi bir söz söyledi bana. 45 dakikalık söyleşi sonunda. Tam 30 yıl önce. Sizin gibi yaratıcı insanlara kurumlarımızın sahip çıkması lazım. Harika. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu ödül evet. oldu ve 24 yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda tiyatroları deniyor. O adın düzeltilmesi lazım bu arada. Evet. Tek kurum var, tek müdür kurum ve var. Evet. Yani sahneler çok ama. Evet. Venues çok, sahne çok ama. Her neyse, Şehir Tiyatrosu'ndaki dostlarıma da selam söylüyorum burada. Tabii Şehir Tiyatrosu yuvamın bir parçası oldu. Yazarlığım, piyesçiliğim. Ben romancı gibi piyesçi sözünü öneriyorum bu arada. Evet. Bir de oyun yazarlığı sözüne karşıyım, piyesçilik. Evet. Çünkü oyun muğlak bir kavram. Her ne kadar Öztürkçe Hareketi'nin katkılarından yanaysam da, evet. savunuyorsam da, piyes, senaryo, libretto terimlerini koruma yanlısıyım. Temsil kelimesini yeniden kullanma yanlısıyım. Mesela oyun metni deniyor. Yanlış bence. Şimdi Hamlet piyes evet. yazmış. Şimdi biz Hamlet'i sahneleyeceğiz. Çok uzun bulunuyor. Ufak tefek budama denen şey yapılıyor. Evet. Piyes mi budanıyor? Hayır. Biz oyun metnini hazırlıyoruz. Evet. Piyes aynı kalıyor. Aynı kalıyor. Oyun metnini hazırlıyoruz. Evet. Ve ilk temsil oluyor. Sahnedeki bütüne de oyun diyoruz. Evet. Dolayısıyla Hamlet piyesinden hareketle hazırlanan oyun metninin sahnedeki bütünlüğü açısından oyun hoş. Evet. Tu. Evet. İlk temsilde ufak tefek yanlışlar olsa bile gibi bir cümle evet. mümkün oluyor. Biz hepsinin yerine oyun kelimesini koyarsak böyle bir cümle yapamayız. Yapamayız. Ne olacak şimdi? Doğru. Doğru sözcükleri kullanacağız. Doğru yerlerde doğru sözcükleri kullanacağız. Şamamız olur. Bilenlerden öğreneceğiz. Hep evet. öğreneceğiz. Ben her gün Türkçe çalışıyorum. Evet. Her gün Türkçe, İngilizce ve başka diller. Ama çalışmak zorundayız. Dil yaşayan bir varlık. O yüzden değişiyor, gelişiyor ve tabii. üzerinde çok oynanıyor. Türk Dil Kurumu sürekli fikrini değiştiriyor. Bir cerrah, beyin ameliyatına girecek bir cerrah. O parmaklarını herhalde şey yapıyordur. Böyle 40 gün durup birdenbire beyin ameliyatına girmiyordur. Girmiyordur tabii ki. Tabii umarım öyle. Ay çok çok keyifli bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Özelsiniz. Her insan özeldir. Kimse kimseye benzemez. Hiç kimse hiç kimseyi tanıyamaz. Filancayı tanıyorum demedim hiçbir zaman. Çünkü bu şu demektir. Yani ben koskoca bir romanın ilk paragrafını okumuşum. Romanı okudum diyorum. Bir insana en çok iki paragrafını okuyabiliriz. Üç paragrafını. En yakınlarımızın dört paragrafını okuruz. Evet. O yüzden ben bir de kimseyi eleştirmemeye özen gösteririm. Yalnız kendimi eleştiririm. Bir de şu ilkem var. Ben haksızlığa uğradığım zaman bile %51 ben sorumluyumdur. Çünkü ve son söz diyeyim şimdilik. Öz eleştirisiz eleştiri, eleştiri değildir. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Evet değerli izleyiciler, İstediğin Gün ve Saatte sloganıyla yayın yapan VOM TV'de Bir Yazar Bir Eser programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın, VOM TV'de kalın.